Ne istersen veririz. Yeter ki hünkârımız iyileşsin. Her şeyin bir bedeli vardır. Ömrün boyunca böyle kor ateşler üzerinde yürüyeceksin. Sevdiğin ve seveceğin herkesin ölümüne şahit olacaksın. İşte ödeyeceğin bedel bu. Kimaş ne dedi sana? Söyle. Hastalığın ilerlemiş. Sadece birkaç hafta dayanabilir misin? Rabbimin izniyle bu belayı da def edeceğiz. İyileşeceğiz. Aciz kuluna bahşettiklerin için binlerce kez şükrettim. Hamdolsun. Ben inandım ve kabul ettim ki sen ol dersin, oluruz. Öl dersin, ölürüz. Allah'ım, ölüm bir aynadır. Güzelliğin oraya vurur, orada görünür.
Ayna seni sana gösteren bir şey olduğunu sana söyler durur. İnanç sahibiysen, tatlıysan ölümün de eminliktir, hoşluktur. Acıysan ölüm de acıdır, kötüdür sana. Yusufsan, güzelsen aynan da güzeldir. Çirkinsen, ölüm de çaresiz çirkinliğini gösterir sana. Allah'ım, beni Yusuf gibi güzellerden eyle. Günahlarımı bağışla da acısız bir ölüm nasip et. Ben sana aitim ve sana döneceğim günü bekler dururum. Eğer ki bu hastalık beni sana getirecekse razıyım. Canı sen aldıktan sonra ölüm şeker gibidir. Seninle olduktan sonra ölmek tatlı candan da tatlıdır bize. Hazırsanız çıkabiliriz. Allah'ım. Büyük Allah'ım, inşallah gecikmemişiz. Kaybedecek vakit yok. Derhal limana gidiyorsunuz. Bir gemi ayarlayacaksınız. Limanda hazır bekleyecek. Hayırlar olsun sultanım. Sen ne diyorsam onu yap. Bir aksilik istemiyorum. Sakın. Zülfikar Paşa'nın da haberi olmayacak. Emredersiniz. Maşallah. Akşam eski sarayda validen yanında kalmışsın.
Ne bekliyordun Zülfikar? Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğimizi mi sanıyordun? Senin yüzünden İskender'i kaybedeceğim. Kardeşimi. Hayır. İskender'e bir zarar gelmeyecek. Boş laf bunlar. Gözüm rahat durur mu sanıyorsun? Yediğine içtiğine dikkat edeceğiz Ahmet. Bir an evvel toparlanman için bu mühim. Merak etme. Sen ne diyorsan o. Bu hususta soda başımı da tembihleriz. Sahi İskender nerede? Ağalar. İskender'i çağırın. Bizi yalnız bırakın. Bostancıları gönderdim. İskender'i derdest edip getirecekler. Ne demek bu güzel? Bir kabahat mi işledi? Ahmet. Meğer İskender Safiye Sultan'ın oğluymuş. Şehzademiş. Ben de Zülfikar Paşa'dan öğrendim. O da ne yapacağını bilememiş. Bir çare arıyordu. Gülsem. Bu mümkün değil. Nasıl olur? İskender yıllardır benim yanımda. En yakınımda. Evvela ben de inanmadım. Lakin sonra harem kayıtlarını inceledim. Teyit ettim. İskender o kayıtlarda 3 yaşında öldü denilen Şehzade Yahya'dan başkası değil. Çabuk hazırlan, gitmeliyiz. Sultanım, ne diyorsunuz? Ne olduğunu anlatmadan hiçbir yere gitmem. Safiye Sultan hakikati yıllardır bilip saklıyormuş. Niyeti belli. İskender'i tahta çıkarmak. Yasemin hareme sokandı o. Belki de hastalığının altında da o var. Ne malum seni de rahmetli hünkâr babana yaptıkları gibi ağır ağır zehirlemedikleri. Kösem,
senin artık bir şehzade olduğunu biliyor. Demek bu yüzden geldi. Nasıl? Buraya mı geldi? Dün gece hünkârımızdan bir vazife isteyip payitahttan uzaklaşmamı istedi benden. Bu bir oyun. Sultanahmet'ten habersiz senden kurtulacak aklınca. Burada daha fazla kalamayız. Sultanım, nereye giderim ki? Biz her şeyi düşündük. Limana gideceğiz. Hümaşah bir gemi ayarlayacak. Seni kimsenin bulamayacağı güvenli bir yere yollayacağız. İskender, acele et. Fazla vaktimiz yok. İskender büyük bir suç işlemiş olmalı. Yoksa bu kadar tedbire ne gerek var? Öyle değil mi hoca? Malumatım yok. Paşam, emri biliyorsunuz. Alıp götüreceğiz işte. Mustafa'mın ilacı içtiğinden emin ol demedim mi sana Menekşe? Nasıl ihmal edersin? Elimden geleni yapıyorum sultanım. Lakin şehzademiz çok hırçın. İçmiyor bir türlü. Destur! Şehzade Osman Hazretleri! Şehzadem, hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sizinle konuşmam gereken bir husus var. Amcam Mustafa hakkında. Geçen gün amcamla birlikte bahçedeydik. Ben onu havuza altın atarken gördüm. Bir kese altın. Neden yaptın diye sordum. Balıkları besliyorum dedi. Anlaşılan vaziyeti ağır. Ne bekliyordun ki Osman? Hı? Hünkâr babanın emriyle kaç kez cellatlar geldi kapısına. Yıllardır o kafeste bir başına. Ne bekliyordun? Dilruba. Amcanız zor günler geçiriyor şehzade. Harem hayatına alışmakta güçlük çekiyor. Ve ben size bir anne olarak yalvarıyorum. Bu hadiseyi hiç kimseye... Merak etmeyin, demedim. Demem. Ben sadece amcam için üzülüyorum. İyileşmesi için bir şey yapmak lazım, öyle değil mi? Bazı ilaçlar içiriyorum. Lakin onun asıl ihtiyacı olan şey bizlerin sevgisi ve alakası. Emin olun zamanla düzelecek. Sakın ha! Oğlum! Sakın! Bırak! 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 İskender! Bırak! 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 İskender! Şehzadem! O bir şehzade! O bir şehzade! Sultanım, zaten burada olmamanız gerek. Bırak! Sıktınız eski saraydan. O bir şehzade! Sultanım, bu eski sarayı götürün. Çabuk, bırak. Hadi! O bir şehzade! Bırak! 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 Hayır! Ya! Bırak! Sultanım, bırak! Sen de götürün. Bırak! Oğlum!
İlacını niye içmiyorsun? İçiyorum ben. Şehzade Osman geldi. Senin balıkları altına attığını anlattı. Niye böyle yapıyorsun Mustafa? Benim üzüntünün farkında değil misin? Validem ben istemem. Ben sizi üzmek istemem. O halde inat etmeyi bırak. İlaçlarını bunca zaman alacaksın. Sözümden çıkmayacaksın ki seni koruyabileyim. Sular ısınıyor Şehzadem. Validenizin sizi koruması mümkün değil artık. Şehzade Osman hünkâr abinizle konuşacak. Şehzadem, ilk fırsatta kaçmalıyız. Nasıl? Kadırganız Şehzadem. Sizi almak için gelecek. Kimmiş? Hünkârımızın hastalığının bir şifası olmalı. Bir yol bulunmalı. Elimizden bir şey gelmiyor sultanım. Bildiğimiz her şeyi tatbik ettik. Lakin... Lakin ne? Yahudi bir hekim var, İshak Efendi. Bu tür rahatsızlıklarda epey tecrübelidir. Farklı tedavi usulleri var. Arzu ederseniz bir doğum muayene etsin. Bunu şimdi mi söylüyorsun hekimbaşı? Hastalığı gizli tutuyoruz. O yüzden sultanım. Neredeyse alın getirin. Meseleyi burada öğrenecek. Ve zinhar kimse bir şey bilmeyecek, işitmeyecek. Yaralanmışsın diye işittim. Mühim bir şey değil hünkârım. İskender yüzündenmiş. Onun bir şehzade olduğunu söylememen için susturmaya çalışmışlar seni. Doğru mu? Doğru. Hümaşah Sultan bunu bilmesine rağmen benden sakladı. Hünkârım, bilin ki Hümaşah size ihanet etmedi. Size karşı kurulan bir ittifakta zinhar yer almadı. Tıpkı benim gibi. Validem içeride mi? Geldiğinizi haber vereyim. Neler oluyor validem? İskender limana gelmemiş. Onu götürdüler. Geç kaldık. Şehzademi aldılar. Yakaladılar. Nasıl olur? Maşallah. Bir şeyler yapmalıyız. İskender ölüme gidiyor. Sultanım, sizinle böyle konuşmamıştık. Hünkârımız İskender'i bilmeyecekti. Hani her şeyi sessizce halledecektik. İskender kim olduğunu öğrenmiş. Her şeyden haberdardı. Öylece çekip gitmesine izin veremezdi. O artık hünkârımız için bir tehdit.
açın kapıyı. Bağışlayın sultanım. Lakin içeri girmeniz yasak. Hümaşah, sen git. Kurtar İskender'i. Hadi. Gel. Hünkârım. Emriniz üzere İskender Ağa'yı yakaladık. Safiye Sultan'la kaçmak üzere. Hemen git bak. Emredersiniz sultanım. Boşuna uğraşmayın. Ok yaydan çıktı bir kere. Ne yapsanız boşuna. Hünkârımız beni dinleyecektir. Onca yıl hakikati bilip sakladıktan sonra sözünüzün bir kıymeti kalmış mıdır sizce? İskender gidecekti. Yollayacaktık onu. Herkes huzura erecekti. Birbirimizi kandırmayalım. Öyle herkesin huzura erdiği saadet dolu bir dünya yok. Defalarca bu kapıdan içeri girdin İskender. Hep yanı başımda oldun. En yakınımda. Mahremimde. Öğreniyorum ki Safiye Sultan'la kaçarken yakalanmışsın. Hünkârım. Yani validenle. Aklından ne geçiyordu İskender? Safiye Sultan'la taraftar toplayıp isyan mı çıkaracaktı? Haşa. Ben yıllardır kim olduğumdan bir haberdim hünkârım. Oradan oraya savrulup durdum. Meğer hakikat yanı başımdaymış. Ben de sizin gibi yeni öğrendim. Öğrenir öğrenmez de kaçmaya çalıştın. Kaçmaya çalıştığım doğru. Lakin amacım size isyan etmek değildi. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilemedim. Sadece gitmek istedim. Uzaklaşmak istedim. Hiç kimse kendini bekleyen kaderden kaçamaz. Hiç kimse İskender. Hümaşa, ne oldu? Yoksa? Validem, sakin olun. Henüz kati bir şey yok. Kardeşimi Rumeli Hisarı'na kapatacaklarmış. Akıbetine sonra karar vereceklermiş. Konuşmadın mı? Hünkârımız beni kabul etmiyor validem. Lakin ben buradayım.
Deneyeceğim. Siz eski saraya dönün. Benden haber bekleyin. Acilde misiniz? İzdivacımızla mı alakalı? Hünkârımız bir şey mi dedi? Telaş etmeyin sultanım. Allah'ın izniyle yakında kavuşacağız inşallah. O halde? Öyle bir şey öğrendim ki bilmenizde fayda var. Hasotabaşı İskender Ağa Safiye Sultan'ın oğluymuş. Şehzade yani. Gel. Hünkârım, Hümaşah Sultanımız huzura kabulü için ısrar ediyorlar. Kabahatim büyük. Sizden saklamakla hata ettim. Lakin anlayın beni ne olur. O benim kardeşim. Ben korktum. Kardeşim canından olur diye korktum. Size hürmetim de sevgim de çok sultanım. Her daim kıymet verdim size. Yazık. Karşılığı bu olmamalıydı. Meğer siz de arkamdan iş çevirmişsiniz. Validenizle birlik olup kuyumu kazmak istemişsiniz. Hayır. Yemin ediyorum. Zülfikar Paşa şahidim. Tek gayem kardeşimin yaşamasıydı. Çekilebilirsiniz. Hünkârım ne olur. Yüce merhametinizi kardeşimden esirgemeyin. Siz de biliyorsunuz, İskender masum. Kardeşimin suçu günahı yok. O her daim size sadıktı hünkârım. Açın kapıları. Sultanahmet'le görüşmeye geldik. Sultanım, bu mümkün değil. Burada olmanız dahi yasak. Varın gidin söyleyin o zaman. Sultanımız sizinle görüşmeden asla hiçbir yere gitmeyecek deyin. Müzik
Demek siz de biliyordunuz paşam. Ve bana söylemek yerine Kösem Sultan'a söylediniz. Canıma mal olacağını bile bile ifşa ettiniz. Safiye Sultan'a karşı tedbir almak istedim sadece. Ceda canıma kastetti beni. İlaveten Kösem Sultan da senin kurtulmanı istiyordu. Ne tuhaf değil mi? Kösem Sultan'ımızın defalarca canını kurtardın. O ise hayatı için bir tehlike olduğunu düşünüyor. Hayırlar olsun paşam. Hasoda başı ne kabahat işledi. İskender bir müddet burada kalacak. Âlâ. Benim de yalnızlıktan canım sıkılmıştı. Yoldaşlık eder. Seni görmeden gitmeyecekmiş. Beklesin. İskender Rumeli Hisarı'na göndermişsin. Ne yapacaksın Ahmet? Canını bağışlayacak mısın yoksa? İskender de yeni öğrenmiş hakikati. Masum olduğunu söylüyor. İhanet etmemiş. Vaka bugüne kadar bir hatasını da görmedim. Senin de canını kurtarmıştı. İyidir. Güvenilir. Sadık. Bunlar şehzade olduğunu öğrenmeden önceydi. Artık güvenebilir miyiz emin değilim. Safiye Sultan'la kaçıyordu. Bugüne kadar taht için ailemden kimseye kıymadım Kösem. Bundan sonra da kıymak istemem. İskender hanedan kanı taşıyabilir. Lakin aileden değil Ahmet. Hiçbir aidiyeti yok. Evlatlarımız için bir tehdit olur. Hepsinden büyük, hepsinden güçlü. Maazallah eline bir fırsat geçerse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. İyi düşün Ahmet. Vereceğin karar hanedanımızın kaderini değiştirebilir. Taşıyacağım mülk. Çünkü ben tahta çıkmadım. Taht benim omuzlarıma çöktü. Ahmet. Ahmet'im. Amcam yıllardır sırça köşkte kapalıydı. Hiç
Hiçbirimiz görmedik onu. Unuttuk. Unutmak istedik belki de. Ne suç işlemişti ki? O yaşta ne suç işlenir ki? Hainler. Şehzademizi kullanıp Hünkar babama karşı isyan etmiş. O da canını almak yerine böyle bir çare bulmuş. Beyat Oğuz Yasna. Ya sen? Tahta çıktığında yapar mısın kardeşlerin aynısını? Zinar. Zinar, böyle bir şey yapmam ben. Yapamam. Yüreğim el vermez. Kaybedecek vakit yok. Hekim başının söylediklerini işit. Biliyorum sultanım. Lakin bana kalırsa hekim başı karar vermekte biraz acele etmiş. Müsaade edin defterlerime bakayım. Benzer vakaların seyirlerini gözden geçireyim. En kısa vakitte ilaçlar hazır edip geleceğim. Âlâ. Çekilebilirsiniz Hak Efendi. Gördün mü? Hekimbaşı yok yere telaşa sürükledi seni. Derdi veren Rabbim dermanı da verecek inşallah. Sensiz bir tek günüm daha geçsin istemem. Sultanım. Sultanım, hünkârımız gelmeyecek. Sizinle konuşmayacaklar. Ne olur bu soğukta daha fazla beklemeyin. Sarayınıza dönün. Benim elimi kolumu bağladılar, bir şey yapamıyorum. Keşke bir yardımım dokunabilseydi size. Sultanım ne olur, sarayınıza dönün. Bize gidiyorum. Her yer kar içinde. Bembeyaz. Tahtım bahçenin ortasında duruyor. İlk başta boş sandım. Lakin yaklaştığımda seni gördüm. Tahtımın üzerinde uyuyordun. Saçlarını okşadım. Yüzüne dokundum. Gözlerini açıp bana öyle bir gülümsedin ki, nefes gibi. Can buldum. Bu kadar mı? Sonra uzanıp öptüm seni. Tam o an ışığa boğuldu her yer. Güneş gibi, nur gibi parıldadı gökyüzü. Ve biz ışığın içinde bir olduk. Kaybolduk birbirimizden. Sen
zaten öyle değil miyiz? Yanıp kül olmadık mı? Tüm kalbimle inanıyorum ki Gözem. Bu Rabbimin bana bir işaretiydi. Seni bırakıp gitmeyeceğimin bir işareti. İnşallah Ahmet. Rabbimden tek dileğim bu. Biraz daha iyi misin? Nasıl iyi olabilirim? Kardeşim soğuk duvarların arasında ölümü bekliyor. Validem de sen sarayın kapısında bir çare. Sana sırrımı verdim. Ben sana güvendim. Sen ne yaptın? Gittin hemen ilk fırsatta Gözem'e anlattın. Ben sana nasıl güveneceğim bundan sonra? Keresinde en büyük zaafım validen olduğunu söylemiştim. Onun yüzünden başına gelmedik şey kalmamıştı. İşte şimdi bütün bunların sebebi yine o, Hümaşa. Belki de hayırlısı böyledir. Benim hünkârımızın adaletine inancım tam. İskender'in canını bağışlayacak. Siz çekilebilirsiniz. Sultanım. İskender'e ne olacak sultanım? İdam edilecek diyorlar. Melike odana git uyu. Sultanım ne olur yardım edin ona. Hünkârımız sizi dinler. Konuşun, başlasın. İskender ölecek mi, yaşayacak mı bilmeden ben nasıl uyurum? Ne var yardım etseniz? O sizi... Melike yeter. Yeter. Zaten canım burnumda. Hünkârımız hasta, ölümün pençesinde. Bir de senin gönül meselelerinle uğraşamam. Sultan. Hadi siz de çıkın. Yalnız bırakın beni.
Heyecan. Dur bakayım. Kösem Sultanımız nerede öyle? Neyi varmış hünkârımızın? Ciddi bir şey değil. Hünkârımız midesinden rahatsızlar. Sultanımızın keyfi yok bu aralar. Her şey gözünde büyütüyor. Ben gideyim Melekiye bakayım. Evet. Derse desin hünkârım. Kim ne yaparsa yapsın. Onların bir hesabı var ise Rabbimin de var. O ki sizin kaderinizi yazdı. Kimsenin gücü yetmez bunu değiştirmeye. Ne var kaderimde derviş? Rabbim ne işaret ediyor bana? Zaferlerle dolu muhteşem bir istikbali. Allah'ın izniyle kara bulutları dağıtacağız. Sizin Şehzade Osman'ın istikbali için çalıştığınızı sanıyordum. Oysa siz başka hayaller peşindeymişsiniz. Bir oğlunuz varmış meğer. Bir şehzade. Sultan. Başka bir sefer olmayacak. Mazide olup biteni unutamıyorsun. Ve İskender'i senden sakladığımız için öfken bir hayli kabardı. Lakin evladımızı bile bile ölüme yollayamazdık. Öyle değil mi?
Ahmet. Senin vicdanına sesleniyoruz. Masumları, biçareleri, bir zırh misali koruyan vicdanına. Ant içeriz ki İskender masum. Hiçbir suçu yok. Eğer seni telaşa düşüren biz isek, İskender'in aklını çeleceğimizi düşünüyorsan, bunun acısını evladımızdan çıkarma. İskender'i affet. Ahmet. Ahmet. Bostancılar senin bir şehzade olduğunu konuşuyor. Doğru mu İskender? Ben de artık kim olduğumu bilmiyorum. İskender. Eğer sırt sırta verirsek buradan kurtulabiliriz. Dışarıda adamlarım var. Bize yardım ederler. Sonra? Senin bir şehzade olduğunu duyan herkes etrafında birleşir. Bilhassa Yeniçeriler. Malum, onların arasında yetiştin. Ben de destek kuvvet toplarım. İsyan ateşini birlikte yakarız. Sen Osmanlı tahtına oturursun. Ben de sahibi olduğum Kırım tahtına geri dönerim. Ne saltanatı. Benim hiçbir zaman öyle hırslarım, hayallerim olmadı. Olmaz da. Dün öyleydi İskender. Zira bundan önce kapı kuluydun. Artık bir şehzadesin. Eğer hayatta kalmak istiyorsan, bir an önce taht hayalleri kurmaya başlasan iyi olur. Paşalarım, divanımıza geçmeden evvel
herkes işitsin bilsin ki kardeşim Dilruba Sultan'ın izdivacı sebebiyle düğünümüz olacaktır. Payitahtın dört bir yanında ilan edilsin. Dilruba Sultan ile Veziristanim Davut Paşa'nın nikahı kıyılacaktır. Şeref duydum hünkârım. İnşallah bu lütfunuza layık olurum. Dün malumunuz üzere hünkârımızı muayene ettikten sonra hastalığı tetkik ettim. Hayır olsun inşallah. Müjdeler sultanım. Vaziyet korktuğumuz gibi değil. Bir yol buldum. İyileşmeleri için bir şifa buldum. Şükürler olsun. Nedir bu? Meyan kökünden yapılmış tesirli bir ilaçtır. Mide rahatsızlığı çeken birçok hastaya derman olmuştur. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Sen dualarımı boşa çıkarmadın. İshak Efendi dile benden ne dilersen. Hünkârımız sağlığına kavuşsunlar da ben başka bir şey istemiyorum sultanım. Cennet. Safiye Sultan. Yıllardır saklamış bir şehzadesi olduğunu. Olacak şey değil. Cennet, aklın nerede senin? Sorma. Nasıl diyeyim bilmiyorum. Yahu bizim gizlimiz saklımız mı var Allah aşkına? Neler oluyor anlatsana. Eğer biri işitirse kıyamet kopar. Vallahi kıyamet kopar. Söz mü? Söz. Hünkârımız çok hasta. Vaziyeti vahim. Anladığım kadarıyla çok vakti yok. Nasıl olur? Sen emin misin bundan Cennet? Emin. Emirlerinizi yerine getirdim hünkârım. Kösem Sultanımızla konuştum. Mucizevi ilacın sizi iyileştireceğini sanıyor. Hala. Daha fazla üzülüp kahrolmasın sultanım. Onun gülen yüzüne ihtiyacım var. Belki tedavi etmeyecektir. Lakin kuvvetli bir ilaçtır. Ağrılarınıza iyi gelecek, sizi ayakta tutacaktır. Sen kendince hastayı tedavi etmişsin. Bana verebileceğin sadece bu mu? Keşke elimden başka bir şey gelebilse. Öyle parlak bir istikbal bekliyor ki bizi. Sen cihanı fethederken ben evlatlarımızı büyüteceğim. Gücüne güç katacağım.
Hüseyin. Allah şahidimdir. Benim ilk ve en büyük zaferim sensin. Emri hak vuku bulursa ne olur bilmiyorum. Devlete devamlık esastır Cennet. Teamüller icabı taht, Şehzade Osman'ın hakkı. İnşallah bir fesat çıkmaz, hak yerini bulur. Biz de şehzademizin yanında yerimizi alırız. Fesat mı? Nasıl bir fesat olabilir ki? Kösem Sultan, kendi oğullarının bekası için Şehzade Mehmet'i tahta çıkarmak isteyecektir. Asla yapmam. Sultanımız Şehzade Osman'ı öz evlatlarından ayırmaz. Şimdilik öyle. Ateş düşünce görsen, Kösem Sultanımız için ne Şehzade Osman'ın hükmü kalır, ne de Şehzade Mustafa'nın. Hayırlı olsun paşam. Sağ olun paşam. Hayırlı olsun paşam. Sağ olun paşam. Davut Paşa. Sen arkamdan ne işler çeviriyorsun ha? Aman paşam. Ne yapıyorsunuz? Yakışıyor mu hiç koskoca vezir ağzım? Dilruba Sultan'la evleneceğimi biliyordun. Ne yaptın? Ne oyunlar çevirdin de onu elimden aldın? Hünkârımız böyle uygun görmüşler paşam. Ne oyunu? İlaveten Dilruba Sultan'ın ismini anarken dikkatli olun. Zira artık kendisi benim müstakbel zevcemdir. Ödümsüz! Sen kim olsun? Gel kaybolun! Paşa! Bırak! Paşa sakin ol! Ama paşa! Gel kaybolun! Paşa! Ahmet. Şükürler olsun. Rabbim dualarımı kabul etti. İshak Efendi ile konuştum. Derdinin dermanını bulmuş. Söyledim sana sultanım. Endişelendiğin, kendini kahrettiğin yeter. Yüzün gülsün artık. Sen gülüyorsan ben de gülerim. Sen iyiysen iyi olurum. Allah'ın izniyle bu belayı da def edeceğiz. Güzel. Dilruba Sultan'la Davut Paşa'yı evlendirme kararı aldım. Hazırlıklarla bizzat meşgul ol. İstiyorum ki bu düğününe üzerimizdeki kasvet bulutları dağılsın. Davut Paşa'mı ben Halil Paşa zannediyordum. Dilruba'm birkaç kez tesadüf ettiğini söyledi. Anladım ki gönlünden geçen o. Kayıtsız kalamadım. Mevzubahis sevdiklerinin saadeti olunca her şeyi yaparsın bilirim. Müjde Sultanım. Hayırdır Menekşe söyle?
Hünkârımız bugün divanda düğününüzü ilan etmişler. Yakında Davut Paşa ile nikahınız kıyılacak. Sahi mi? Allah'ım çok şükür. İşittiniz mi madem? Ne diyelim? Hayırlısı olsun. İnşallah yanlış bir adım atmıyoruzdur. Endişeniz yersiz. Davut Paşa tam aradığınız damat. İnşallah. Bana ne soruyorsun Meleki? Ben nereden bileyim İskender'e ne olacağını? Hiç değilse gitsem yanına. Son bir kez görsem. İskender şehzadeymiş. Vaziyeti malum. Ne olacağını sanıyorsun anlamadım ki. Sultanım, harem defterlerini getirdim bakmak istersiniz diye. Bırak şimdi defterleri Cennet. Hünkârımızın hastalığına şifa bulundu. İyileşecek. Çok sevindim Sultan. Hepimize geçmiş olsun. Kötü günler geride kaldı çok şükür. Hünkârımız Dilruba Sultan'la Davut Paşa'nın nikahlanmasına karar vermiş. Bu vesileyle keyfimiz, neşemiz yerine gelsin istemiş. Hemen Halime Sultan'la konuş, düğün hazırlıklarına başlayın. Terzilere de haber ver. Düğün için hususi bir elbise diktireceğim. Emredersin. Destur, Sultan Ahmet Han Hazretleri. Padişah Efendimiz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk Zilli Mehmet Efendi. Benim Mümtaz Kuyumcubaşım. Senden bir isteğim olacak. Emredin hünkârım. Kösem Sultanım için bir çift küpe yapmanı istiyorum. Ne kıymette, ne güzellikte. Dünyada eşi benzeri olmayacak. Hiçbir masraftan kaçınmayasın. Lakin haberi olmayacak. Ona göre. Bazı çizimler yapar, birkaç haftaya getiririm. Seçer beğenirsiniz. Sonra... İki haftan var Mehmet Efendi. Kardeşimin düğününe yetişecek. Nasıl olur hünkârım? Orası senin meselen. Tüm maharetini göster. Beni mahcup etmeyesin. Duyduk, duymadık demeyin. Dilruba Sultanımız ile Veziri Sani Davut Paşa'nın izdivaçları şerefine at meydanına sofralar kurulmuştur. Tüm ahali ziyafete davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin. Zülfikar, geç otur şöyle. Kış yaklaşıyor hünkârım. Bu sene sert geçecek diyorlar. Biz bu nikahı niye baharda yapmıyoruz hünkârım? Benim için başka bahar yok Zülfikar. Olmayacak. Allah esirgesin hünkârım, tövbe. Siz inşallah nice baharlar göreceksiniz. Düğünden sonra derslere ve talimlere daha ağırlık verseniz iyi olacak şehzadem. Elimden geleni yapıyorum. Her şeye hazırlıklı olmalısınız şehzadem. Yarına neler getireceğini bilemeyiz. Neticede hünkâr babanızın tahta çıktığı yaştasınız. Hayırdır Lala? Nereden çıktı şimdi bu? Sancağa gitmek istiyorsunuz. O yüzden dedim şehzadem. Sancak beyliği kolay iş değil.
Nasıl olur böyle bir şey? Bu illet... Nereden geldi bu illet? Hekimler ne der? Hiç mi umut yokmuş? Rabbimden umut kesilmez Zülfikar. Lakin her ihtimali düşünmek... ona göre davranmak icap eder. Etrafımda güvenebileceğim pek kimse yok Zülfikar. Bir tek sen kaldın. Hünkârım. Evlatlarım ve küsem sana emanetimdir. Ne olursa olsun yanlarından ayrılma Zülfikar. Aralarında husumet çıkmasına izin verme. Bu olmamalı bu. Siz daha çok gençsiniz hünkârım. Biz varız. Allah'ın oklarından nasıl kaçarız paşa? Bize düşen tevekkül içinde kabul etmek, dua etmek, Yaradan'a sığınmak. Senden bir şey daha isteyeceğim Zülfikar. Emredin hünkârım. Emredin. İskender'le alakalı bir karar verdim. Osman'la aranız nasıl? Epeydir sesiniz çıkmıyor. Pek görüşmüyoruz o yüzdendir. Zaten gerek de kalmayacak artık. Osman abim sancağa çıkacağını söyledi. Sizinle konuşmuş galiba. Ne olacak? Gidecek mi? Evet, gitmek istediğini söyledi. Lakin henüz erken. Daha vaktiniz var aslında. Günü gelince ikiniz de gidersiniz. Şimdi değil. Saraydan ayrılsam bile aklım hep sende olacak. Sık sık ziyaretine geleceğim. Olur. Beklerim. Allah saadetinizi daim kılsın. Amin. Canım kardeşim. Hayırlı olsun Dirubal. Güzel kızım benim. Müftü Esat Efendi nikahını sıkıydı. Hayırlara vesile olsun. Hazır olun şehzadem. Bu akşam kadırganız sizi almaya gelecek. Gel. Dirubam. Kardeşim. Kıymetlim. Demek vakit geldi. Seni kırmamış. İncitmemişimdir Dilruva. Haşa hünkârım. Sayenizde mesudum. Thank you.
Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Nereye gidiyoruz? Sarayı Hümayun'a. Hünkârımız seni getirmemizi emrettiler. İdam edecekler seni, Şehzade İskender. Vakit varken beni dinleyecektin. Bana tam iki kez söz verdiniz. Bu bir rüyaysa, dua ediyorum Rabbime, hiç uyandırmasın beni sultanım. Rüya değil paşam. Ben hakikatin ta kendisiyim. Bu son kışımız. Bağrımız yakındır. Siz bekleyin. Gel. Hünkârım. Hakikati öğrendiğimden beri düşünüyorum İskender. Nihayet bir karar verdim. İnandım ve kabul ettim ki bu mevzuda bir günahın yok. Canını bağışladım. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Lakin payitahtta daha fazla kalman mümkün değil. Birademdir Zülfikar Paşa. İskender'i Mora Sancak Bey'i tayin ettim. Bir an evvel gidecek, sen de refakat edeceksin. Emr-i ferman yüce padişahımızın. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Bana olan güveninizi asla boşa çıkarmayacağım. Size her daim sadık olacağım. Hünkârım,
şey buydu. Sadakat. Atları çok seviyorsun. Cennetin rüzgarı atların iki kulağının arasına esermiş derler. Atlar bana huzur veriyor. Ben? Senin yerin ayrı melek Sima. Sen benim saadetimin yıldızı oldun. Bunlar ne güzel atlar böyle. Hünkârımızın has ahırı için hususi olarak getirildi şehzadem. Melek Sima. Şu rengine bak, ne kadar güzel değil mi? İskender. Hünkârımız hakkımdaki hükmü verdiler. Canım bağışlandı. Mora'ya sancak bey olarak tayin edildim. O gece size payitahttan ayrılacağımı söylemiştim. Lakin siz mani oldunuz. Beni ifşa ettiniz. Ölmemi istediniz. Neden sultanım? Neden yaptınız bunu? Hakikati öğrendiğin halde sakladığın için İskender. Validenle gizli bir niyetiniz olduğunu düşündüm. Ben asla hünkârımıza sadakatsizlik etmedim. Etmem de. Lakin sebep bu değildi, değil mi? Safiye Sultan'dan intikam almak istediniz. Kardeşinizin intikamını. Hünkârımız canımı alsalardı eğer, ödeşmiş olacaktınız. Ben hünkârımız ve hanedanı Ali Osman için yapmam gerekeni yaptım. Zira validene zerre kadar itimadım yok. Karşınızda artık Haz Odabaşı İskender değil, bir şehzade var. Haddinizi bilin. Hanedan dediğiniz benim. Bak, hünkârımızın yeni atları. İkisi de hayli kuvvetli yağız. Güzel atlar. Az evvel validemle konuştum. Senin şu sancak meselesi. Boşuna hayal kurma diye söylüyorum. Validem hünkârımıza söylememiş bile. Validem bana söz verdi. Bugün yarın konuşacaktır hünkârımızla. Seni oyalamak için söylemiş. Zira mümkün değil dedi. Sancağı göndermeyecekler seni. Ne yapıyorsun burada bir başına? Haremde çok güzel eğlenceler var. Birlikte gidelim mi? Kitap okuyorum Halide. Gitmeyeceğim. İlaçlarını içtin mi? İçmedin değil mi? Niye böyle yapıyorsun Mustafa? Sakın içmeyin şehzadem. Valideniz gitmenizi istemiyor. O yüzden uyutacak sizi. Sakın.
validem içmeyeceğim. Ya uyutuyor beni, istemiyorum. İçeceksin Mustafa. Hünkar abinin yaptıklarını öğrenmesini istemiyorsan içeceksin. En doğrusunu yaptınız şehzadem. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Hasta olacaksınız. Validem. Sancak Bey tayin ettiler beni. Derhal yola revan olmam lazım. Sürgün etti yani. Seni bir kez daha ailenden, yuvandan kopardı. En azından yaşadığını bileceğiz. Hemen mi gidiyorsun kardeşim? Merak etmeyin. Çok uzun sürmeyecek. Bir çaresini bulup kardeşimi hemen evine geri getireceğiz. Yanımızdayken hasretin yakıp kavuruyordu. Sen uzaktayken nasıl dayanacağız? Gitmeden evvel bir kez olsun. Sarıl bize. Yokluğunda kokunla avunalım. Lütfen. Zülfikar Paşa'mız eşlik edecek bana.
Birlikte gideceğiz. Kurda kuzu emanet edeceğiz yani. Sultanım, siz daha İskender'den haberdar bile değilken onu ben kolladım. Ben yetiştirdim. Elimde büyüdü o. Şehzadem diyeceksin. O benim oğlum. Öyle hürmet edesin. Artık gidelim mi şehzadem? Gel. Canımın parçası. Gel. İskender'i bağışlamışsın diye işittim. Safiye Sultan bayram ediyordur şimdi. Ne pahasına olursa olsun oğlunu tahta çıkarmaya çalışacak. Ve o gün geldiğinde emin ol İskender de hak iddia edecek. Öyle bir şey olmayacak. Nasıl bu kadar emin olabilirsin Ahmet? Ya gittiği sancakta isyan ederse? O artık senin için, evlatlarım için bir tehdit. Gülsem. Ben demiyorum ki canını al. Lakin bu olmaz. Payitahtta kalsın. En azından gözümüzün önünde olur. İskender sandığın kadar masum değil Ahmet. Sana olan sadakat yeminini çoktan bozdu. Belki tahtına, iktidarına değil. Lakin şu dünyadaki en kıymetli varlığına göz koydu. Biliyorum Gülsem. Biliyorum. Hünkârım, emriniz üzere Şehzade İskender'i almaya gittiğimizde evine girdim ve eşyaların arasında bunu buldum. Anlaşılan o ki sultanımıza karşı yanlış hisler besliyormuş gafil. Lakin emin olun, sultanımız günahsız. Haberi dahi yok bu mevzudan. Evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki benim hiçbir kabahatim yok. Gülsem. Gülsem'im. Kendimden şüphe ederim. Senden asla. İskender'e gelince bana olan ihanetinin, sadakatsizliğinin bedelini ödeyecek. Burada biraz dinlenelim. Bugün hünkârımız beni huzuruna çağırdığında her şeyin bittiğini düşündüm. Lakin yanılmışım. Her zaman olduğu gibi yine adaleti gözetti. Hünkârımızın hükmüne iki kere maruz kaldın İskender. İlkinde toy bir acemi olanıydın. Şimdi ise bir şehzadesin. Bütün bu olanları düşündükçe hala şaşırıyorum.
O zamandan beri çok şey değişti paşam. En başta da ben. Lakin değişmeyen bir şey var. Hünkârımıza olan sadakatim. Biliyorum İskender, biliyorum. Son günlerde öğrendiklerimin tesiriyle eğer kırdıysam seni, seni üzdüysem affola. Ne kırması paşam? Ben size kırılmam ki. Mezar benim için kazıldı değil mi? Benim canımı alman emretti değil mi? Diz çök İskender. Şehzade İskender Hazretleri. Sultan Ahmet Han'ın hükmüyle. İdama mahkum oldum. Nedir bu haliniz valide? İskender çok şükür kurtuldu. Siz de biraz olsun huzur bulun artık. Oğlumuz yanımızda yokken huzur bize haram. Şimdi kötü bir his var Maşa. Evladımızın sağ salim vardığını bir öğrensek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Rahat olsun. Eğer üzerinizde biraz hakkım varsa helal olsun. Ben de isterim ki siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun İskender.
olabilir ama... Şehzademizi layıkıyla defnedin. Allah rahmet eylesin. Vakit tamam şehzadem. Donanmanız sizi bekliyor. Bir an evvel kimseye görünmeden çıkmamız lazım. Gidelim Finlan'a. Hünkârımızla konuşabildiniz mi muallim? Sancağa çıkmak istediğimi biliyorlar mı? Henüz fırsatım olmadı Osman. Malum zor günlerden geçiyoruz. Münasip bir vakitte açacağım mevzuyu. Ben çocuk değilim validem. Beni oyaladığınızın gayet farkındayım. O nasıl söz öyle Osman? Yalan mı? Mehmet'e sancağa gidemeyeceğimi söylemişsiniz. Eğer siz konuşmayacaksanız hünkârımızla ben kendim konuşurum. Validen olarak senin için en iyisini istiyorum Osman. Vakti geldiğinde gideceksiniz elbet. Lakin henüz erken. Ağlar. Kitaplarımı toplayın. Gel. Sultanım. Gözümüz aydın. Dualarımız kabul oldu. Şehzademiz nihayet kurtuldu. Vallahi başına bir şey gelecek diye öldüm öldüm dirildim onu da söyleyeyim. Evladımızı yine bizden ayırdılar Bülbül. En azından hayatta olduğunu biliyoruz. Şükür. O nedir? Malumatım yok sultanım. Saraydan çıkarken kara marsık elime tutuşturdu. Hünkârımız size bir şey yollamış. Aç bakalım Bülbül, hünkârımız bize ne yollamış?
Neden döndün? İskender'i sancağa götürmeyecek miydi? Ne bu hali? Zülfikar konuşsana, ne bu halin? İn aşağı. İskender. İskender ne? Zülfikar konuşsana, ne olmuş İskender'e? İskender. Söylesene Zülfikar, ne oldu kardeşime? Hünkârımızın emriyle idam edildi. Ne? Affetmişti. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Gözlerimle görmedin, inanma. Ben gördüm gözlerimle Hümaşa. Yalan söylüyorsun Zülfikar. Ne yazık ki hakikat. Yalan söylüyorsun Zülfikar. Maşa. Zülfikar, yalan söylüyorsun. Zülfikar, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Yalan! Senin yüzünden! Ahmet, nicedir seninle konuşmak istediğim bir husus var. Nedir mesele? Osman'ımla alakalı. Artık büyüdü. Genç, yiğit bir şehzade oldu. Haliyle kanı kaynıyor. Bana sancağa çıkmak istediğini söyledi. Acelesi yok güzel. Vakti gelince çıkarlar elbet. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Lakin bu sancak mevzuunda Mehmet'imle gerilmişler yine. Ne olacak bu çocukların hali? Birbirlerine saldırmak için bahane arıyorlar. Ben konuşurum onlarla. Kardeş olmanın kıymetini anlayacaklar elbet. Hiç umudum yok. Bu öfkenin daha da büyümesinden, birbirlerine iyice düşman kesilmelerinden korkuyorum. Biri tahta çıktığı vakit ne olacak? Kardeşinin ölüm fermanını mı verecek? Bu hususta düşündün mü? Kanunlarımızı değiştirmeyi yani. Düşünmediğim gün var mı sanıyorsun? Bir kararın kâfi. Büyük olan tahta çıkar, kardeşlerine kıymaz. Diğerleri de sırasını bekler. Şart mı saltanatın babadan oğula geçmesi? Hepsi aynı kan, aynı can. Biz bunu bilemeyiz Gözem. Biz karışamayız. Rabbim kime nasip ederse o çıkacak tahta. İnşallah o gün evlatlarım da benim gibi kardeşlerine kıymayacak. Hadi şehzadem, bir adım atın. Sonra hürsünüz.
Menekşe. Aman yarabbim. Mustafa! Az evvel odasındaydı sultan. Çabuk Menekşe. Başını derde sokmadan Mustafa'yı bulmamız lazım. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum lakin önemli bir mevzu. Söyle hocam. Hünkârım, Şehzade Mustafa'yı... Söylesene Hacı. Şehzade Mustafa'yı çatıda bulduk. Çatıda mı? Evet hünkârım. Kendine zarar vermesinden korktuk. Açıkçası durumu pek iyi görünmüyordu. Nerede peki şimdi? İyi mi? Hünkârım biz ne yapacağımızı bilemedik ve buraya getirdik. Gelsin. Ağlar. Bırak. Anlam bekliyor. Bırak. 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 Neden getirdiniz beni buraya? Aç. Aç. Mustafa. Gideceğim. Mustafa. Kurtulacağım. Mustafa. Aynen. Bırak. 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 Ne bırak. Bırak. Gideceğim. Donanmam bekliyor. Beni alacaklar. Gideceğim. Çekil. Mustafa. Gideceğim. Bırak. Bırak. Mustafa kendine bırak. Gideceğim dedim. Gideceğim. Bırak. 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 Gideceğim. Bırak. Bırak. Gideceğim. Donanmam. Gideceğim. Bırak. Bırak. Gideceğim. Donanmam. Gideceğim. Donanmam. Abi. Yardım et bana. İşte. Abi. Abi. Kardeşinin yasını tutma. Buna sebep sensin. Senin yüzünden öldü. Sevcin olacak. O haine söylediğin için evladımı kaybettim. Doyamadan gitti. Korkuyorum abi. Yine cellatları göndermenden korkuyorum.
yapamam. Söz verdim sana. Kıymayacağım dedim. Sözün bir hükmü yok abi. Ben uyuyamıyorum geceleri. Gölgeler görüyorum, hep sesler işitiyorum. Her gece beni öldürmeye geliyorlar ve yine gelecekler. O yüzden bırak beni abi, ne olur gideyim ben, bırak. Bırak gideyim ben, ne olur. Mustafa. Abi ne olur. Affet beni kardeşim. Ben ne yaptım sana? Ne yapmışım sana? Affet beni kardeşim. Ne yapmışım sana? Affet beni. Aranızdaki bu küskünlük beni ziyadesiyle üzüyor. Bir an evvel bu kırgınlığa bir son verin. Kardeş sevgisi bu cihandaki en kıymetli şeydir. İstikbalde ne olacağını yalnız Allah bilir. Siz her daim adil olacaksınız. Dostunuza da düşmanınıza da. Zira adaletin kefesi bir kez şaştı mı bir daha doğruyu bulamazsın. Hükmünüzü öfkenizle değil, merhametinizle verin. Öfkeyle yaktığınız ateş döner yine sizi yakar. İktidar hanesinde hainden bol bir şey yoktur aslanlarım. Yüzünüzü birbirinize, sırtınıza düşmanlarınıza dönün. Koruyun, kollayın birbirinizi. Merak etmeyin hünkârım. Öğütleriniz her daim kulağımda olacak. Benim de hünkârım. Dün getirdiklerinde buradaydım. Bu ata bayıldım hünkârım. Sizin atınız olduğunu söylediler. Benim değil Osman. Senin atın. Hususi getirdim. Atlara olan alakan malum. Zarif, hassas bir at. Eğer onunla bir olur, ruhundan anlarsan can yoldaşın olur. Asla yalnız bırakmaz seni. Sağ olun hünkârım. Bu hediyeniz benim için çok kıymetli. Rengine bayıldım. İsmini düşündüm bile. Sisli kırılacak. Âlâ. Siyah olan da senin Mehmet. Asi, güçlü. Zapt etmesi zor. Ancak senin gibi iyi at binen bir şehzade hükmedebilir ona. Sağ olun hünkârım. Gel. Validem. Sultanım. Bizi oğlumuzun
kendin mezarına götür. Evlatlarımızı pek sevindirdi. Hediyelerine bayıldılar. Şimdi sıra senin hediyende. Diliyorum Allah'tan sen de tez zamanda acılar içinde kıvranarak can verirsin. Sultan Mehmet Han oğlu Sultan Ahmet'i 100.000 akçe mehr ile zevceliğe kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Talibi bulunduğunuz Abdullah kızı Kösem Sultan'ı Sultan Ahmet Han vekili olarak zevcen olarak aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Şahitler olarak sizler de kabul ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Şahitlerin şehadeti üzerine ben dahi akdi nikah eyledim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ec'al hâzen nikâhe meymûnen mübâreken. وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا أُلْفَةً وَمُحَبَّةً وَقَرَارًا وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا نَفْرَةً وَفِتْنَةً وَفِرَارًا Seni azat ediyorum Kösem. كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّى وَكَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ Artık hürsün. Ne demek bu? وَكَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَفَاتِمَةَ الزَّهْرَاءِ Bu bizim nikahımız Kösem. Senin bebeğim. Ahmet bana dünyaları bahşetti. Thank you.
cihandaki en kıymetli hazine. Gönül mülküne şah oldu yine ol bir vefa güzel. Rakibe meyleder her dem edip mihri vefa güzel. Gehi cevri cefa eder, gehi şive vünaz eder. Beni ferdaya salar neylesem, ol pür cefa güzel. Neden lüzarılık itsem, anı guş eylemez afet. Gözüm yaşını kan etti, benim ol mehlika güzel. Yazıktır. Gel bu bahtiye katı cevritme dildarım. Senin aşüften olmuştur. Terahhüm kıl ana güzel. Thank you.
Nasıl söz öyle Ahmet? İyileşeceksin. İshak Efendi şifayı buldu. Ahmet. Benim bahçemize gel. Oraya basma. Sen buraya nasıl geldin? Zorla geldim. Sultan kraliçin. Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Korkma. Ben varken sana kimse zarar veremez Anastasya. Bahçede.
bir son değil. Ben sende bana verdiğin evlatların suretlerinde, kalplerinde yaşayacağım. Üzülme. Yardımla yas tutma. Senin sayende çok güzel bir hayat yaşadım. Ahmet, böyle önüme ilişeceksin. Beni üzen hayallerimiz asla ulaşamayacağım. Lakin sen varsın. Yarım kalan ne varsa sen yapacaksın. Sensiz o hayallerin hiçbir manası yok. Sen yoksan kolum kanadım kırılıyor. Ruhum çekiliyor. Gücüm kalmıyor. Sen yoksan hiçbirini yapamam. Yapacaksın. Yapamam. Yapacaksın. Biliyorum. Sen yalnızca benim değil. Herkesin gözümüz. Τόσες φορές τα μάτια μου.